Merhaba arkadaşlar, bu videoda size daha önceki videoda anlattığım JPEG kelebek resmini arka planı temizlenmiş bir şekilde PNG resmimizi USB'deki flash ya da hard diskimizin simgesi olarak nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Örnek olsun diye şöyle kelebek resmini size göstereyim. Biraz da büyütelim. Nasıl? Güzel değil mi? İsterseniz kendi resminizi de koyabilirsiniz. Arka planı temizler. Daha sonrasında da flash'ı taktığınızda kendi profil resminiz gibi çıkıp gösterebilirsiniz. Şimdi arka planı temizlemek istediğiniz resmi bulun. Ben bunu arka planını temizlemek için Photoshop programını kullanıyorum. Resmimizi ilk önce Photoshop'la açıyoruz. Şöyle resmi sağ tıklayarak birlikte aç diyorum. Daha sonrasında da açmak istediğimiz program olan Photoshop'u seçiyorum ve resim Photoshop'ta açılıyor. Resme şöyle bir baktığımda biraz açık görünüyor. Biraz renk ayar yapalım. Üstteki filtre sekmesinden kamera raw'u seçiyoruz. Kısa yol tuşu Ctrl Shift A. Şöyle bir ekran geldi. Kamera raw açıldıktan sonra ben buradan biraz kontrast veriyorum. Pozlama değerinden de rengi biraz açıyorum. Gölgeler, beyazlar, siyah ayarları vesaire vesaire. Buradan istediğiniz renkleri ayarlayın. Daha sonrasında da tamamı tıklıyorum. Şöyle renk ayarı yapmadan önceki hali ve renk ayarı yaptıktan sonraki halini şöyle size bir göstereyim. Öncesi ve sonrası diye. Daha güzel oldu değil mi? Daha ilgi çekici. Sıra geldi. Şimdi kelebeğin arka plandaki yeşil kısmını temizlemeye. Ben bunu kelebeğin konduğu yaprakla birlikte sadece kelebeği bırakmak istiyorum. Geri kalan kısmını sileceğim. Şöyle ilk önce kalmasını istediğim kısmı sol taraftaki araçlar bölümünde poligonik lasso yardımıyla faremizi de dalla birlikte kelebeği seçiyorum. Eğimler ve girinti çıkıntıdan dolayı tek tek fareyle tıklayarak şöyle ilerliyorum. Şöyle yukarıdan da kelebeğin etrafını sonra temizlerim. Direkt geçiyorum. Şöyle dal kısmını da seçtikten sonra dış kısımdan yine başlangıç noktasına geri dönüyorum. Sonra farenin sağ tuşunu tıklayarak geçişi yumuşat diyerek kenarları keskin değil de biraz daha yumuşak bir geçiş olmasını sağlıyoruz. Değeri de 1 verip Enter'a basıyorum. Sonrasında bu seçtiğimiz alanı yeni bir katmana kopyalayarak Ctrl J tuşuyla arka planı temizliyorum. Şimdi kelebeği temizlenecek alan ile birlikte seçiyorum. Sonra üstteki menüden seç menüsü ve renk aralığına girerek şöyle aradan yeşil alanı seçiyorum. Ayarlardan kontrol ediyorum. Alt kısımdaki siyah beyaz bölüme bakıyorum. Pek net görünmüyor. Şu alt kısımdaki seçim ön izleme bölümünden hızlı maskeyi seçerek neresinin seçili olup olmadığına bir bakalım. Ekran kızardı. Kırmızı alan kalacak alanları bilginize. Seçim işlemini görmüş olduğunuz gibi tek tek yapıyorum. Evet. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra da tekrar tamamı tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece kelebek seçili görünüyor. Faremizin sağ tuşuyla yine geçişi yumuşatıyoruz ve bu sefer değeri biraz daha düşük veriyoruz. 0.3 değerini giriyoruz. Sonrasında da tamam diyor. Delete tuşuna basarak da seçilen alanı siliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arka plan temizlendi. Arka planın mor olması sizi yanıltmasın. Ben daha net görmek için transparan görünümünde arka planı mor rengini ayarladım. Arka planda şu an hiçbir şey yok gibi görünüyor. Simgemiz daha güzel görünsün diye kare şekilde kesmemiz gerekiyor. Crop yardımıyla birebir ölçüsünde yatay ve dikey konumda birebir ölçü olarak kesiyoruz. Şöyle kelebeği ortalıyorum. Ne olur ne olmaz diye sol taraftaki sihirli değneği kullanarak görünmeyen nokta var mı yok mu onlara bir bakalım. Şöyle baktığımda varmış. Şöyle görünmeyen kısımları da poligonik lasso yardımıyla seçiyorum. Daha sonrasında da siliyorum. Sonrasından da kaydediyorum. Kısa yol tuşu Ctrl C. Ekrana kaydetme penceresi geldi. Buradan kaydetme türünü de PNG olarak seçiyorum. PNG.
Bittikten sonra kaydı tıklıyorum. Ekrana şöyle bir pencere geliyor. Orada da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt tamam deyip kaydediyorum. Kaydettiğim yer olan masa üstüne bir bakayım. Dosyanın üstüne geliyorum. Evet, PNG olarak kaydedilmiş. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Bu resim ilk önce USB'de görünebilmesi için arka planı temizlenmiş kelebeği PNG resim formatını ikon formatına, yani ICO dosyasına çevirmemiz gerekiyor. Bunun için çeşitli yollar var tabii ki. Ama ben size programsız bir şekilde yine devam ediyorum anlatmaya. İnternet tarayıcımıza giriyoruz. Üstteki satıra ICO Convert yazarak Enter'a basıyoruz. Ekranımıza şöyle bir sayfa geldi. Burada yapmamız gerekenler öncelikle şöyle. Step 1 bölümünde resmi yüklüyoruz. Simgeye çevireceğimiz dosyamızı seçiyoruz. Daha sonrasında da aç tıklayarak dosyamızı upload ediyoruz. Resmi internete gönderdik. Successful upload yazdığı zaman gönderme başarılı yazıyor. Şöyle aşağı doğru ikinci aşama bölümüne geldiğimizde de resmimizi istediğimiz alanı kesmemizi sağlıyor. Bunu direkt de geçebilirsiniz. İsteğe bağlı zaten. Üçüncü aşamada da simgemiz nasıl olsun bölümü var. Burada örnek ilk başta gösteriyor. Sonrasında hafif eğik şekilde çerçeveli olsun, kalpli olsun, oval, yuvarlak, çerçeveli, yani çeşit çeşit şeyler gösteriyor. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Ben tümü de olsun diyorum, aradan beğendiğim olursa diğerlerini silerim. Bunu düşünceyle tümünü seçip, yani select all diyerek hepsini seçiyorum. Dördüncü aşamada da ikon formatını soruyor. ICO format Windows 7, Windows 8, Vista ve XP seçeneği görünüyor. Bu Windows 7 formatında ikonumuzun boyutu 48x48 boyutunda. Yani Windows 10'da bu küçük görünüyor. Bunun için dosyamızın boyutunu piksel olarak büyütmemiz gerekiyor. Alt kısımda Custom Size bölümünden 256'yı seçerek 5. aşamada dönüştür ve indir seçeneği olan Convert and Download bölümünü seçerek ICO diyerek işlemimize devam ediyoruz. Altta biraz bekleyin diyor. Sonrasında ikonlarımızı indiriyoruz. Şöyle üstten de indirme yöneticisinden de göstereyim. İnen dosyayı indirilenler klasörüne girerek direkt masa üstüne çekiyorum. Sonrasında WinRAR yardımıyla faremizin sağ tuşuna tıklayarak sıkıştırılmış olan dosyamızı klasöre çıkart diyerek masa üstüne çıkartıyoruz. Sonrasında klasörü açalım. Bir bakalım neler var neler yok. Görmüş olduğunuz gibi seçtiğimiz tüm stillerin hepsi burada. Şimdi tek tek açıp bakabilirsiniz. Hangisini beğendiysek eğer onu USB'nin simgesi yapacağız. Ben şu en sondakini beğendim. Dosyanın ismini de kelebek olarak değiştiriyorum. Şimdi ikon dosyamı açıyorum. Simgemiz işte bu olacak. İkon dosyası üzerinde özelliklerine bakıyoruz. İko dosyası 256x256 boyutunda. Şimdi bu dosyayı flash'ın, yani USB'nin içine kopyalıyoruz. Ve flash'ı açıp içine bakıyorum. Kelebek ikon dosyamız kopyalanmış. Şimdi görünümü değiştirerek simgemizi bir görelim. Kelebek simgemiz tamam. Flash'ımıza kopyalanmış. Şimdi gelelim bu dosyamızı Flash'ta ikon olarak nasıl göstereceğimizi. Yapacağımız işlem şu. Masa üstündeki başlatı tıklayarak not defterini açıyoruz. Sırasıyla şunları yazıyoruz. Eğer yazmak zor geliyorsa ya da yanlış yazarım düşüncesi varsa açıklama kısmına bu yazıyı ekliyorum. Direkt aşağıdan kopyalar, sonrasında direkt not defterine yapıştırırsınız. Değiştirmeniz gereken yerleri de değiştirip kaydedebilirsiniz. Neyse, yazacağımız şu. Otururum. İkon kelebek.iko yazıyorum. Sizin dosya isminiz farklı olabilir. Dosya ismi .iko yazarak da devam edebilirsiniz. Bu dosya formatını yazmayı unutmayın. Aksi halde çalışmaz. Daha sonrasında bu dosyamızı üstteki menüden dosyaya tıklayarak farklı kaydet diyoruz. Otoran.inf yazarak alt kısımdan metin belgesi text değil de tüm dosyaları seçerek USB'ye taktığımız, yani flash belleğimizin içine seçerek direkt kaydediyoruz. Burada uyarı verebilir, değiştirilsin mi diye. Hayır deyin, çünkü sizin flash'ınızın içinde Otoran.inf dosyası olabilir. İsterseniz o
Flash'ınıza girerek o dosyayı açıp ikon bölümünde sizin belirlediğiniz resmi ismini yazarak kaydetmeniz yeterli olacaktır. Şimdi flash'ımızı açıp USB'deki dosyamıza bakıyoruz. İkon dosyamız burada ve atoran.inf dosyamız da burada. Şimdi bilgisayarın bölümüne girip flash simgemiz değişmiş mi bir bakalım. Değişikliklerin olabilmesi için USB'yi çıkartıp geri takıyorum. Evet, işlem bu kadar basit. Evet, aynen böyle. Başka sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendimi geliştirme adına bu videonun altına yorum yazarak bana katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca beğenip arkadaşlarınızla da paylaşarak bu teknoloji çağında bilgiye ulaşmada yardımcı olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.